Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator oynamaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Soya fasulyesinin hasatına kadar bir önceki bölüm zaman ilerletmiştik. Ben biçeri çalıştırdım arkadaşlar. Biçer şu an otomatik şoförde çalışıyor. Bu süreçte ben size neler yaptığımdan bahsedeyim siz yokken. Gördüğünüz gibi bu tarlayı ben sürdüm arkadaşlar. Şu an ekime hazır bir hale getirdim. Param da biraz azaldığını görebilirsiniz. Pulluk diye satın aldığım bir tane tırmık var arkadaşlar. Onu sattım. Orada biraz hata yapmışız. Daha sonra gittim. Şuradan bir tane pulluk aldım arkadaşlar. Şu benim yeni pulluğum. 55 bine mi ne aldım yani. Daha sonrasında gittim. Sera'daki bütün su tanklarını doldurdum arkadaşlar. Hatta o tankım da şu an dolu. Bir önceki bölümün sonlarında arkadaşlar hani yaptığımız hasatı bir sonraki videoda satalım dedik. Şimdi bu yaptığımız ürünleri, hasat ettiğimiz ürünleri satacağız arkadaşlar. Şöyle bir en fazla parayı veren neresi varmış ona bir bakalım. Daha sonrasında bunları satmaya götürelim arkadaşlar. Şöyle en fazla 1500 burası var. Bir yer işaret edeyim neresiymiş ona bir bakayım. Oo, bu çok uzakmış ya. Peki burası? 1200, arada çok bir şey yok. O da orası. Yel değirmen neresi? Yanı başımız olmasın. Aynen öyle, yanı başımız. Bence hiç vakit kaybetmeyelim. Yanı başımızdaki yere götürelim arkadaşlar. Çünkü biçer dolarsa biçerin boşaltabileceği herhangi bir silomuz yok. A few moments later. Şu an kanolamızı sattık arkadaşlar. 24.000 euro bir para elde ettik. 20 ton kanoladan. Yani işte aşağı yukarı kurtarıyor. İyi denebilir. Aslında diğer şeye götürseydim belki. Bunu buraya niye getirdim ki ben? Dur bir içeri bakayım. İçeri daha %50'sindeymiş. O sırada biz marulları da satar geliriz. Marulları bu arada otomatik satışa bırakmıyorum. Çünkü otomatik satışta %40 kayıp veriyor. Bu da gerçekten bizim için büyük para. Belki daha sonrasında hani işleri büyütünce bırakırız illaki ama şu an için bırakmayı düşünmüyorum. Kendim satacağım. Onun da bir fiyatına bakayım arkadaşlar şöyle. Marulumuz nerede? Evet. Yani buraya götüreceğim. En güzel fiyatı burası veriyor. Yani 50 centlik bir fark var yani yaklaşık. Her zamanki götürdüğümüz yer galiba orası. Çilek falan götürüyorduk ya arkadaşlar. Galiba orası. Bu arada şu ağacı da keseceğim oradan. Ama nasıl keseceğim? Ona bir çözüm bulacağım. Orada çünkü hep ayağıma takılıyor abi. Girip çıkarken araçlara takılıyor, bilmem bir şeyler oluyor. Biz buradan gidiyoruz ama buradan geçiş var mı acaba oraya doğru ya? İnşallah vardır, ama şurada yol var. Tamam ya, buradan gideriz tarlalardan yardıra yardıra. Evet, şu an marullarımızı sattık geldik arkadaşlar. 17.000 euroluk bir gelir elde ettik. Şimdi bu gelirle birlikte bizim 60.000 euro yakın bir paramız oldu. 60.000 euro ile neler yapılabilir? Yani üzerine 10.000 kredi çekilip bir tavuk çiftliği kurulabilir aslında. Veya diğer hasat dönemini birleştirip görev mörev yaparak hani güzel bir gelir sonrası büyük bir traktör de alabiliriz. Yani şu an kafam biraz karışık açıkçası ama galiba ben şey yapacağım arkadaşlar, şuradan gelecek gelirle birlikte üzerine bir kredi çekip büyük bir traktör alacağım. Çünkü bugün hani video dışında ben gerçekten orayı sürerken o kadar zorlandım ki yani bıktırdı beni, bıktırdı. Yani bilmiyorum, şu an traktör fiyatlarına da bakarsak yani çok fazla ya. Benim en sevdiğim traktör şu arkadaşlar ya. En sevdiğim bu. 70 km böyle saat hızla gidiyor. Uçak yani, yerli uçak. Diğerleri hiç böyle bir hızları yok. 247'ye şu var aslında ama çok pahalı be aga. Çok pahalı ya. %20'sini doldurdu bir tane şeyi. Şuradan çıkacağım ya, bir şey olmaz. Tamam, şimdi bu burada durabilir. Bu burada durabilir arkadaşlar. Ben bir gideyim. Öbür taraftaki yapılacak işleri yapayım. Bu tarla şu an ekime hazır. Yani ekim yapabiliriz ama dediğim gibi elimde traktör olmadığı için yapamayacağım şu an. Hatta şöyle de yapabilirim ya. Hani biçerde olduğunda onu otomatik şoförden alıp kendim boşaltabilirim şeye.
römorka. Bu da o sırada ekim yapabilir aslında. Öyle yapalım. Aynen. Biraz can sıkıcı olacak buralar ama büyük bir ihtimalle ben buraları artık bir tık keser miyim, hızlandırır mıyım? Ona da karar vereceğim. Aslında şimdi buğday mı eksek arkadaşlar? Buğday ekersek hani çiftlik kurduğumuzda, tavuk çiftliği kurduğumuzda direkt gelir şeyini, yemini buradan karşılamış oluruz. Buğday ekelim arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bu sefer de buğday olsun. Şimdi işçilerimiz çalışırken biz de şu pazarda biraz gezelim arkadaşlar. İndirimde olan ürün var mı ona bir bakalım. O traktör var. O Kristal HD 62 bin euroya. Kristal HD acaba hangi traktör sınıfına giriyor? Büyük boy mu? Orta boy traktörlerden Kristal HD'ye. Bu mu acaba? 170 171 HP. Bir bakayım ona. 171 HP manuel ve otomatik olarak kullanabiliyoruz. Geniş tekerlekli var mı? Geniş lastikler. Evet. Aslında bunu alabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? 64.000 euroya bu traktör şu an için bence gayet iyi yani. 64.000 euroya bunu alsak hani buradan gelecek gelirle birlikte de hani bir tavuk çiftliği kurabiliriz ya. Bence gayet mantıklı. Bunun için 5.000 euroluk bir açığım var. Ama ben 10.000 euro çekmek zorundayım. Çünkü işçileri de çalıştırdığım için bıraksınlar istemiyorum. Para bitince. Şöyle iki tık kredi çektim. Alsam mı acaba ya? Daha büyük traktör istiyordum ama. Galiba alacağım arkadaşlar ben bunu ya. Yani bunu hiç olmazsa römork takarım. Römork bile dolaştırırım yani. Her türlü işime yarayacak bu benim. Lazım mı? Lazım arkadaşlar şimdi. Almazsak da olmayacak. Tek traktörle eziyet çekiyorum resmen. Biraz hızı yavaş ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Alıyorum arkadaşlar ben bunu ya. İşte bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Burada gördüğünüz gibi bir tane balya makinesi falan var da abi çık çık 88 bin euro diyor. Hiç gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi traktörümüz, yeni traktörümüz geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah hemen ilk kazasında yaptık ya. Traktörümüz güzel ama dediğim gibi hızı bir tık yavaş ya. Hani 40-50 falan olay değildi. Ama dediğim gibi bu traktör bizim işimizi görecek. Hem de her şekilde işimize yarayacak bir traktör oldu. Bakın diğer traktör, Penta'nın traktörü o şey yapıyor. Ekim işine devam ediyor. Biraz yavaş yapıyor ama yapacak bir şey yok yani. Öyle idare edeceğiz. %91 dolmuş. Hemen ben bir gideyim o römork alayım. Yani çok önemli değil. Daha sonrasında da hani traktör değiştirebiliriz. İlelebet bizde kalacak diye bir şey yok. Sonuçta ama uzun vadede işimize yarayacak bir traktör. Şimdi bir yandan ben soya fasulyesinin şeyine de bakıyorum arkadaşlar. Hani fiyatına da bakıyorum. 1800 falan var yani. Gold Crash Vadisi neresiymiş orası bir bakalım. Üf, çok uzak be. Aşırı uzakmış. Şayeti kaldır. Neyse bunların bir fiyat dalgalanmalarına bakalım. En fazla hangi aydaymış? En fazla Temmuz ayında. Temmuz ayında gösteriyor ama şunu söyleyeyim. Bu fiyatların bir şeyi yok yani. Bir orta yolu yok yani arkadaşlar. Hani öyle şu zaman artar, şu zaman azalır diyebileceğimiz bir olay değil. Ben onu çünkü çok test ettim. Giriyorsunuz abi. Mesela Mart ayında en düşük olması gereken sezon. Şubat'ta diyelim en fazla olması gereken sezon ama Mart'ta Şubat'tan daha fazla verebiliyor. Böyle de bir enteresan bir durum var. O yüzden fiyat dalgalanmalarını sürekli takip edip hani kafanızda bir fiyat yatınca tamam abi ben bu fiyata okeyim dediğinizde satmanız gerekiyor aslında. Tamam, biçerimiz işini bitirdi. Gördüğünüz gibi şu an 35 ton 226 litrelik bir soya fasulyemiz var. Soya fasulyesi inşallah bize bir tane tavuk çiftliği kurdurur yani. Şu an traktör çekmekte biraz zorluk çekiyor açıkçası. Bunu bir yere not edeyim ben.
Buraya tekrar soya fasulyesi falan ekersem hani o sürmenin, kireçlemenin falan faydası var mı ona bir bakarız. İlla ki vardı da hani ne kadar fark edecek ona bakarız. Yani bunu not defterime kaydedeyim arkadaşlar. Hatta telefonumla şöyle fotoğrafını çekeyim oranın. O bende kalsın. O bende kalsın ki tamam. Diğer hasat mevsiminde artık onu karşılaştırırız. Şurası bitsin. Şu ekimi tamamlasın arkadaşlar. Bu ekimi tamamladıktan sonra ben de zamanı hızlandıracağım. Çünkü yanılmıyorsam buğdayın da bugün ekiminin son aylarında olması lazım. Aynen buğday. Mesela Ekim ayını geçtiğinizde ekemiyorsunuz. Tarla yarım kalabilir. O yüzden burası bitirsin. Daha sonrasında biz zamanı ilerletiriz. Bu sırada arkadaşlar ben şey yapacağım. Şu ağacı ortadan kaldıracağım. Ağaç kesmek için orman makinelerine mi gireceğiz? Ben galiba yanlış yere bakıyorum. Şuraya bakmam lazım. Heh, elektrikli testereler. Lan var ya harikasın sen be. Stilin. Abi tamam yeterli paramız yok. Ben onu kiralayacaktım ama. Bir kredi çekelim arkadaşlar. 5000. 5-5 gidiyoruz bakalım ya. Şu an 15.000 borç oldu. Neyse borç o kadar çok değil ya. 15.000 ödenir. O ödenir. Satın almayayım ya. Kiralayamıyor muyum? Kiralasam. Neyse satın aldık artık. Bir şeyler oldu. Hani ekran flulaştı bir anda. Allah Allah. Ekrana bir şey oldu arkadaşlar. Anlamadım ya. Bir şeyler oldu Rıza abla. Şöyle oyunu kaydedeyim ben de. Şu an bilgisayar çökecekmiş gibi falan hissediyorum. Allah Allah, niye böyle yaptı bu ya? Acaba zamanı ileri alsam birazcık. Ama o da olmaz. Heh. Bu da elime geldi bak şimdi. İşin ters tarafı. Şöyle dipten alacağım arkadaşlar bunu. Görüntü için kusura bakmayın artık yani. Şunu keseyim de. Bu düzelmeyecek mi yani? Görüntü düzelmeyecek mi yani? Ondan bir emin değilim. Allah Allah. Neyse. Şöyle yapalım o zaman. Ben kaydı durdurayım arkadaşlar. Bir çık gir yapayım. Oyuna tekrardan. Daha sonrasında tekrar sizinle birlikteyim. Oyuna tekrar girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekim işlerini de bitirmek üzere. Artık son rütuşları yapıyor. Şimdi bundan sonra da gidelim isterseniz biz şu zamanı biraz ileriye alalım. Daha sonrasında da soya fasulyemizi satıp çiftliğimizi kuralım artık arkadaşlar. Gerçekten heyecanlanıyorum. Bu çiftlikten gerçekten güzel gelir geleceğini düşünüyorum. Tabi birazcık ilk başlarda gelir vermez. Çünkü tavukların bir yetişme süreci var. Yanılmıyorsam 2 ay kadar bir yetişme süreçleri oluyor. O süreçleri hızlı geçmemiz gerekiyor. Onları hallederiz. Öncelikle bir şu soya fasulyemizin fiyatını bizi tatmin edecek seviyelere bir getirelim. Evet, şu an gördüğünüz gibi bu da işlemini tamamladı. Bunu artık kenara ayıracağım. Daha sonrasında bunu kenara ayırdıktan sonra şunu şöyle şuraya çıkartayım. Pulluğumuzu alayım arkadaşlar ben de. Diğer tarlanın sürümü için şu traktörü oraya görevlendireceğim. Tamam. Şimdi bir bakalım şunun fiyatına. 1600 o beni tatmin eder arkadaşlar bu fiyat. Bu fiyat beni tatmin eder. Hemen şöyle bir yeri işaretleyelim. Marketmiş. Galiba yanımız bu bizim. Yanımız değil mi? Nerede ki bu? Ha, şu ilerideki yeri söylüyor. Götüreceğim artık oraya kadar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, şu an satış yapacağımız yere geldik arkadaşlar. Soya fasulyemizi getirdik. İnşallah güzel bir gelir elde ederiz. Kredi çekmeye de gerek kalmaz. Şu an 35 ton 200 kilogramlık bir soya fasulyemiz var elimizde. Başlatıyorum arkadaşlar.
Hadi bismillah. €60.800 gayet güzel bir gelir geldi. Benim beklediğimin de biraz üzerinde gelir geldi. Ben 55.000 falan civarı bekliyordum ama kaç gelmiş bir bakalım. Şuradan 83.000 değil galiba, değil mi? 83.000 gelmedi. Bir saniye. Orada bir yanlışlık yapıyoruz biz. Satılan ürünlere bakmam lazım. Hasat geliri 83.000 diyor. Ha, bu şey galiba. Siz söyleyin. Bütün hepsi birlikte galiba. Çünkü bundan öyle bir gelir elde etmedik yani. Yaklaşık 57.000 falan bir gelir elde ettik sanırım. 58.000, 57.000 civarı bir gelir elde ettik. Bu bizim için gayet iyi oldu. Şimdi kredimiz var 15.000. Biz tavuk çiftliği için yaklaşık 20 bin üzerine kredi çekmemiz gerekecek. 20-25 bin kredi çekmemiz gerekecek. Çünkü tavukların da satın alınacağını düşünürsek onlar için de biraz para gerekecek. Biz hiç yoktansa bir 25 bin kredi çekeceğiz. Toplam kredimiz 40 bin kredimiz olmuş olacak. 40 bin krediyi her türlü her halükarda öderiz arkadaşlar. 40 bin kredi hiçbir şey yani. Şimdi bir çiftliğimize gidelim. Orada tekrar bir beyin fırtınası yapalım. Daha sonrasında yapacağımız işe ona göre karar veririz. Evet arkadaşlar, şu an çiftliğimize geldik. İsterseniz 79 bin olan çiftliğimiz için bir kredi çekerek işe başlayalım. En azından bir 75 bin, 80 bin, 85 binlik bir paramız olsun elimizde. Kalan parayla da hani işçilerimizi falan çalıştırırız. Yani 40 bin toplamda bizim kredimiz olmuş oluyor. Şimdi biz bu çiftliği nereye kuracağız arkadaşlar? Asıl önemli olan soru bu. Çiftliği nereye kuracağız? Şöyle tavuk diyelim. Çiftliği bir elimize alalım. Şöyle bir etrafa bir bakınalım. Nereye kurabiliriz? Aslında en mantıklısı burası görünüyor. Çünkü rahat rahat buradan her şekilde alıp satım yapabiliriz. Hani ayağımıza hiç dokunmaz burası. Şimdi şuraya koysak o su şeyini, o tankını oradan alırız arkadaşlar. O kadar dert değil. Onu görmezden gelebilirsiniz şu an için. Bir tık daha sola kaydırabiliyor muyum? Yok. Bu kadar. Burası benim değilmiş çünkü. Şuraya kadar benim. Yani şuraya kadar benim. Buraya kuracağım sanırım ya. Buraya kurarsam sağ tarafında çiftliğin sağ tarafından biz mahsulleri alıyoruz. Yani yumurtaları alıyoruz. Sol tarafından da tavuklara şeylerini veriyoruz, yemlerini veriyoruz. Bence buraya kuralım arkadaşlar. Çok kötü değil yani yeri. Bence gayet iyi bir yeri var. Hem bizim çalışma alanımızı kısıtlamıyor şu tarafı. Hem de buradaki seralarımız için bir engel olmuyor. O yüzden ben buraya kuruyorum arkadaşlar. Vallahi bastım. Vallahi bastım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu yumurtalardan güzel bir gelir gelir. Yoksa tamamıyla şu an bir kumar oynadık diyebiliriz. Şöyle yapalım. Hayvan nakil işlemi. Şimdi şu tavuktan da alabiliriz. Direkt gelir getiren. Direkt şundan da alabiliriz. 5 dolarlık almak daha mantıklı. Şimdi bunlardan ne kadar alalım? Bir 25-30 tane alalım yani. 360 tane çünkü burada tavuk yetiştirebiliyoruz. Ben şöyle şuradan 40, 55 tane, hatta 60 tane alayım arkadaşlar. 60 tane tavuk alalım. Satın alacağım. Tamam. Şimdi buraya seç. 20-25 tane de şey alalım. Horoz alalım. 20 tane yeterli. 20 tane de horoz alalım. Tamam. Şimdik.
Gördüğünüz gibi tavuklarımızı aldık. Ama bunların yemleri yok. Bu da gayet iyi. Şimdi bunlara yem dalmamız lazım. Yem dalmamız lazım. Neyse, bunları şimdi dura dursun, onu hallederiz. O kadar sıkıntı değil. O kadar sıkıntı değil. Bizim gördüğünüz gibi bu arada tarlayı da birazını sürmüş. Güzel bir ilerleme var yani. Şunu şu biçeri şuradan bir çekeyim arkadaşlar da ayağına takılmasın. İçeri şuradan bir çekeyim. Vallahi aldık yani. Çok şükür. Sonunda çiftliğimize hayırlı uğurlu olsun. Vallahi aldık ya. Yemin ediyorum var ya. Ama mükemmel olacak. Güzel bir gelir bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar bizim bu bölümde yapacaklarımız bu kadar. Şimdi diğer bölümde neler yapacağız? Diğer bölümde artık bunların gelirleriyle birlikte büyük bir traktör almayı hedefliyorum. Daha sonrasında şu biçerin kesicisini yenilemeyi düşünüyorum. Ve bir kredi kapatmak şartıyla her şeyi yapabiliriz. Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bu bir de editlemesi, videoyu yüklemesi falan filan bayağı uzun sürecek. O yüzden beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Video hakkında görüşlerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.